Hadi bebek yatağı yapalım. Kare mi? Hayır, bir daire. Bir patatesini ekleyelim. Sevimli bir kedi ve ziller bebeğimizi eğlendirecek. Küçükler çocuk odasında oynuyor. Arkadaşına yürümeyi öğretmeye başladı. Çanlar ve kolyeler küçükleri büyülüyor. Aa, küçük şakacılar. Harika bir geleceğiniz olacak. Eski sandalyeleri koltuğa çevirelim. Tahta çubuk ve aksesuarlar çerçeve ve askılar için çok kullanışlı. Vay canına, şimdi gerçek bir salıncak var. Kırmızıya boyayalım. Uğur böcekleri bu otu çok sever. Tatlım, diğerlerine katıl. Bak, işte arkadaşın. Aa, süper kedi, merhaba. Uğur böceği, seni bekliyordum. Salıncağa geç. Yaşasın. Birlikte çok iyi vakit geçiriyorlar. Uğur böceği ve süper kedi hala eğleniyor ve birlikte oynuyorlar ama artık daha büyükler. Yine de arkadaşlıkları güçlenmeye devam ediyor. Hadi yeni bir oyuna başlayalım. Bir oyun alanını doldurmak zor. Eyvah, oyun bitti. Aa, fazladan bir ayrıntıya ihtiyacımız olacak. Bir karton paneli takalım. Griye boyayalım. Bu bir gözetim cihazı. Sokakta neler oluyor? Hemen evden öğrenebilirsiniz. Uğur böceği arkadaşına oyuncaklarını göstermek istedi. Bebeklerimle ve ayılarımla tanış. Oyuncak bebekleri sevmiyorum. Gerçekten mi? Evet. Onları nasıl sevmezsin? Evlerinin içinde koca bir dünya var. Bu gardırobun arkasında ne var biliyor musun? Sanırım bir duvar. Hayır. Vay canına. Gizli bir oda açıldı. Sokağı buradan izliyorum. Şuraya bir bak. Vay canına. Ne harika bir manzara. Burada kötü adamlara izin vermeyin. Ya da anneye. Ayak sesleri duyuyorum. Çabuk geri dön. Selam. Hanımefendi, bavulunuzu almamıza izin verin. Hey, o benim. Evet, polimer kilin yasa dışı nakliyesi. Lalila'nın ihtiyaçları için ona el koyuyoruz. Bir kamera yapalım. Lensi süsleyelim. Fotoğraf çekimimiz her an başlayabilir. Önce her şeyi fırına koyalım. Fotoğraf ekipmanı hazır. İşte. Bir damla oje akıtalım. Bebek Süper Kahramanlar Paris'teki en iyi fotoğraf stüdyosunu ziyaret etti. Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Bir proje için reklama ihtiyacımız var. Tüm dünyanın oyunumuzu bilmesi gerekiyor. Doğru yerdesiniz. Başlayalım. That's really great. Wow. Hadi gülümseyin. Sıra sende. Vay canına. Bu harika. Aa, dikkatim çok dağıldı. Yarın devam edeceğiz. Okay. Thank you. Bye. Bu harika fotoğraflar nereden geldi? Kesinlikle bunlardan harika reklam olur. Tiki elinde makasla uçuyor. Hi.
Günlük için sayfaları kesmemize yardım etti. Bir kapak ekleyelim. Bu Uğur Böceği'nin kişisel günlüğü mü? Sırları artık güvenli bir kilit altında. Tüm düşüncelerini günlüğüne yazıyor. Gün harikaydı. Pek çok macera vardı. Ağ kestirme zamanı. Orada ne yazdığını bilmek isterdim. Günlüğe bakamazsın. Kilitli. Azıcık bakmak istiyorum. Kim var orada? Ne yapıyorsun? Gürültü yapmayı kes. Affedersin. İşte anahtarın. Gizliliğine saygı duyuyorum. Kalın karton parçaları yeni bir el işi için uçtu. Etiketleri ekleyelim. Alanı yeşile boyayalım. İyi bir fikir. Vay canına, çok büyük. Hadi seni küçültelim. Aa, ne kadar çok oyuncu var. Onları kürdan üzerine yapıştıralım. Tutamaçları ekleyelim. Alanı işaretleyelim. Topu atalım. İlk yarı başlıyor. Uğur böceği, süper kediye gizli bir hediye vermeye karar verdi. Bir not bırakacağım. Nereye saklanabilirim? Bu çok görünürde. Beni burada görecek. Aa, biliyorum. Marinette dönüşebilirim. Merhaba. Hey Adrian, sınıfta değildin. Sana ders kitabımı getirmeye karar verdim. Aa, harika. Bu ne? Langırt masası benim hayalimdi. Neden bahsediyorsun? Hadi birlikte oynayalım. Eğlenceli olacak. Hangisini seçelim? Bu olur. Gerçekten mi? Bu Hulk mod. Başlığı mora boyayalım. Yünden saç yapalım. Gümüş vurgulu bir mohawk saç modeli var. Daha fazla piercing ekleyelim. Genç Hulk mod tüm okul için gerçek bir meydan okuma. Tek yapmamız gereken bir bakmak. Hayır, etek değil. Pantolon mu olacak? Öyle düşünmüyorum. Sonunda işte ihtiyacımız olan kot pantolonlarımız. Görünümü bir tişörtle tamamlayalım. Acil teslimat. Ahtapot sivri uçlu şık bir deri ceket giydi. Tam kararında. Gözlükler şeffaf plastikten yapılmış. Kolları ekleyelim. Benim gibi sert bir adama bu havalı gözlükler yakışır. Kötü çocuk Hulk mod her zaman her türlü işe bulaşıyor. Bir keresinde parkta yürüdü ve zavallı bir kediyi kızdırdı. Ne haber? Adrian yakınlardaki çiçeklerin fotoğraflarını çekiyordu. Hulk mod rahatsız oldu. Hey paparazzi, kameranı buraya getir. Onu geri verin. Almayı dene. Yazık sana. Daha çok Adrian gibi ol. Bugün iyi bir şey yaptın mı? Kamerayı bana geri ver. Tamam. Al bakalım. Teşekkürler. Eski kulaklıklar yeni bir sandalye yapmak için kullanışlı olacak. Parçaları bu şekilde çıkaralım. Onları kumaşa saralım. Bir pençe çıkartması ekleyelim. Eski araba tekerlekleri hala kullanışlı olabilir. Plastik parçaları keselim.
Bağlayalım. Bilgisayar koltuğu süper havalı görünüyor. Zaman geçti. Adrien büyüdü. Oyuncak yerine kitapları var ve yeni hobisi artık fotoğrafçılık. Bütün gün çalışabilirim. Ama onun gibi başarılı bir öğrenci bile sıkılabilir. Odada hiç oyun kalmadı. Ama sandalyede biraz eğlenebilirim. Yaşasın! Tıpkı bir atlı karıncadaki gibi. Bir kaykaydan daha havalı. Eyvah! Sorun değil ama küçük bir şey yaptım. Artık kendimi dinlenmiş hissediyorum. İşe dönme vakti geldi. Eski bir kalemtıraştan bir kahve makinesi yapalım. Bu çok fazla. Biraz strafora ihtiyacımız olacak. Parçamızı daire içine alalım. Ön panel hazır. Siyaha boyayalım. Ardından bir dağıtıcı ve dekor ekleyelim. Bu lezzetli kahvenin arkasında plak ve tiki var. Marinette, Kıvami ve Adrien için harika bir kahvaltı hazırladı. Her şey masada. Aa evet, kokusunu alabiliyorum. Afiyet olsun. Tiki ve plak içinde tatlılarım var. Kendine sert bir kahve yaptı. Vay canına. Kahve çok iyi. Ne içiyorsun? Çok küçüksün. Düşünme bile. Fena değil. Ama kafein ona çok fazla enerji verdi. Aa, hayır. Sana söylemiştim. Kafein çocuklar için kötüdür. Meyve suyu çok daha iyi.